İstanbul'un tarihi sokaklarında yaşayan dört çocuk vardı. Elif, Mehmet, Selin ve Ali. Bu dört arkadaş, dedelerinin anlattığı masalları dinlemeyi çok severlerdi. Bir gün, dedelerinin anlattığı efsanevi bir masalı dinlerken, beklenmedik bir olay yaşadılar. Bir girdap oluştu ve çocuklar, zamanın akışında hızla ilerlerken, gözlerini kapadılar ve zaman yolculuğu yaparak kendilerini dedelerinin anlattığı masalın içinde buldular. Gözlerini açtıklarında kendilerini, Ankara'da, büyük bir kalabalığın ortasında buldular. İnsanlar coşkuyla bayraklar sallıyor, çocuklar şarkılar söylüyor ve her yerde ulusal bir bayramın sevinci yaşanıyordu. Çocuklar, etraflarına bakındıklarında, tarihi bir anın tam kalbinde olduklarını fark ettiler. Bugün 23 Nisan 1920, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve ulusal egemenliğin ilan edildiği gündü. Orada günün coşkusunu ve heyecanını yaşamaya başladılar. Çocuklar kalabalığın içinde kayboldular. Elif heyecanla etrafa baktı ve gözleri Atatürk'ü aradı. Birden kalabalığın ortasında beyaz bir atın üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ü gördü. Atatürk, gülümseyerek çocuklara doğru yaklaştı. Elif, arkadaşlarına işaret ederek, işte o. İşte Atatürk, dedi. Atatürk, çocukların yanına geldi ve onları sevgiyle selamladı. Hoş geldiniz, sevgili çocuklar, dedi. Bugün, ulusal egemenliğin ilan edildiği büyük bir gün. Siz de bu anı yaşayarak geleceğe umutla bakabilirsiniz. Çocuklar Atatürk'ün yanında Türk bayrağı sallayarak coşkuyla şarkılar söylediler. Atatürk onlara Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış hikayesini ve önemini anlattı. Meclisi ulusal egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu ilan etmek için kurduk. Bu, geleceğin liderleri olan siz çocukların, ülkenizin yönetimine katılma hakkınızı simgeliyor, dedi. Atatürk, çocuklara Türkiye'yi sevmeyi, bayrağına sahip çıkmayı ve milli değerlerini korumayı öğütledi. Çocuklar, gözlerinden yaşlar süzülerek, Atatürk'e minnetlerini sundular. Atatürk, gururla gülümsedi. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz, eğitimle, Bilgiyle donanmış bireyler olarak Türkiye'yi daha da ileriye taşıyacaksınız dedi. Selin gözlerini Atatürk'e dikti ve içtenlikle "Teşekkür ederiz Atam. Siz olmasaydınız bu güzel ülke olmazdı. Siz bize özgürlüğü ve eşitliği getirdiniz." dedi. Mehmet cesaretle sordu. "Ülkemizi korumak için ne yapmalıyız?" Atatürk düşünceli bir şekilde Öncelikle eğitiminizi asla ihmal etmeyin. Bilgi en güçlü silahtır. İlerlemenin yolu bilim ve sanattan geçer. Aynı zamanda birbirinize saygı gösterin ve birlikte çalışın. Ülkemizi korumak hep birlikte el ele vererek mümkün olacaktır, dedi. Çocuklar Atatürk'le geçirdikleri bu anı bir ömür boyu hatırlayacaklardı. Onunla sohbet etmek, onun vizyonunu dinlemek, geleceğe dair umutlarını paylaşmak onları derinden etkilemişti. Atatürk onlara güç vermişti ve bu gücü kullanarak ülkelerini daha da ileriye taşıyacaklarına inanıyorlardı. Ali içtenlikle size minnettarız. Bu ülkeyi korumak ve büyütmek için elimizden geleni yapacağız dedi. Atatürk, çocukların omuzlarına dokundu ve gülümseyerek şunları söyledi. Sizler, geleceğin liderleri olarak, bu ülkeyi daha aydınlık yarınlara taşıyacaksınız. Çocuklar, Atatürk ile sohbet ederken, zamanın ötesinde unutulmaz anlar yaşadılar. Atatürk, onlara geleceğe dair umut aşıladı ve onları vatan sevgisiyle doldurdu. Zaman makinesi, onları tekrar günümüze getirdiğinde, Çocuklar gözlerinde parlayan bir ışıkla birbirlerine baktılar. Artık 23 Nisan'ın anlamını daha iyi anlıyorlardı. Bu bayram sadece bir tatil değil, aynı zamanda bir geleceğin teminatıydı. Ve böylece çocuklar zamanın ötesindeki bayramı kutlayarak Atatürk'e teşekkür ettiler. Onun önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek aydınlık yarınlara yürüyecekti.